Günaydın Eros efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünden biz enerjilerimizi yolladık. Bugün için süper bir performans bekliyoruz. Hem sizden hem de elimizden geldiğince biz bu performansı göstermeye çalışacağız. Dün Akif Hoca'ya söz verdik bugün için. Evet, ümit ediyorum ki çok güzel bir pazar sabahını uyanmışsınızdır. Oruçlar tutuluyor evlerde. İftar için artık herhalde 1-2 saat sonra yavaş yavaş hazırlıklar başlayacak. Belki de çok güzel aile ve dost meclisi sofraları kurulacak iftar saatinde. Biz de onun öncesinde mümkün olan maksimum enerjiyi sizlere vermek üzere burada stüdyomuzdayız. Ve sizler de ümit ediyoruz ki ekranlarınız karşısındasınız ve kimleri izleyeceksiniz bugün? Sevgili Banu Gökçül aramızda. Banu Hanım bir NLP uzmanı ve davranış bilimleri uzmanı. Bugün hali hazırda bu mübarek Ramazan ayı devam ederken geliştirdiği bir yöntem üzerine, kolay oruç tutma üzerine konuşacağız. Çünkü dün de bundan biraz bahsetmiştik. Dün Akif Hoca bize susuzluğumuzu gidermek için bir iki nefes egzersizi göstermişti. Malum efendim uzun saatler oruç tutuyoruz. Dolayısıyla ne kadar kolay ve güzel şekilde iftar saatine kadar kendimizi tutabiliriz diye bunun üzerine biraz konuşacağız Banu Hanım'la, ama yalnız değil. Müge Çevik'le birlikte bugün gördüğünüz gibi maksimum renklerim ne varsa elimde patlatabildiğim renklerin hepsini giydim. Neden? Çünkü soracağım. Acaba bu renkler ne anlama geliyor? Değil mi? Yani ben neden bunları seçtim? Bilinçaltımda ne yatıyor? Çünkü seçtiğimiz her şey giydiğimiz, aldığımız, evimize koyduğumuz, biliyorsunuz ki bizim aslında hayatımızda tercih ettiğimiz her şeyi de yönlendirdiğimiz her şeyi de ortaya çıkaran, açığa çıkaran şeyler. Hem bugün seçtiğimiz renklerin ne anlamına geldiğini konuşacağız. Bir de malum aynı zamanda Müge Hanım bir yaşam koçu. Hayatımızda düzene sokmak istediğimiz, düzenlemek istediğimiz, yapmak istediğimiz her şey nedir? Bütün bunları da tabii bize soru olarak nasıl iletebilirsiniz? Her gün bir etiket belirliyoruz biliyorsunuz. Bugün de böyle hayatımız mutlu olsun, güzel olsun, enerjik olsun diye mutlu eder diye bir etiket belirledik. Sizi ne mutlu eder? Lütfen bizimle paylaşın. Sizi mutlu eden her şey bugün CNN Türk ekranlarından tüm Türkiye ile paylaşılacaktır efendim. Ama önce bizi mutlu eden şeylerden biri de denize girmek, spor yapmak diye düşündüğümüz için daha önce birkaç hafta önce biz Alaçatı'ya gitmiştik. Alaçatı'da da biliyorsunuz ki Alaçatı denince surf en güzel şeylerden biridir ve en çok yapılan, dünyanın en güzel surf merkezlerinden biri. Orada hocamızla konuştuk. Sörf yapmak kolay mıdır? Sörf yapmak için hala geç değil. Sörf yapmak beni mutlu eder diyenler için bu hazırladığımız görseller. Seyirciler, dünyanın en güzel, en önemli sörf merkezlerinden birindeyiz. Alaçatı'dayız. Yine stüdyodan çıktık. Sizler için yollara düştük. Alaçatı'ya geldik ve gelmişken dedik ki madem burası bir sörf merkezi, işin ehliyle konuşalım. Acaba sörf yapmak istersek ne kadar zamanda yapabiliriz ve bu işin detayları nelerdir? Hocamıza geldik. Şimdi hocam, öncelikle ben dedim hani dünyanın en önemli sörf merkezlerinden biri ama hani sıralamaya baktığımız zaman nasıl bir yerde Alaçatı? Alaçatı dünyadaki en önemli 3 spottan bir tanesi. Özellikle yeni başlayan insanlar için suyun derinliği kıyıdan 400 metre açığa kadar çok sığ olduğu için, yani 1-1,5 metre olduğu için kendi güvenliğinizi rahatlıkla koy içinde sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra suyun dibinin neredeyse tamamı sadece kumdan oluşuyor. Ve gün içinde rüzgarın şiddeti de değiştiği için farklı seviyedeki, farklı level'daki surfçüler burada surf yapabiliyor. O yüzden Alaçatı dünyada önemli bir yere sahip windsurf adına. Her sene gerek lokal gerek de yurt dışından gelen insanlar buraya gelip eğitim alıyorlar ve dünyadaki de belki de en tecrübeli eğitmenler burada, çünkü en fazla sirkülasyonun olduğu spotlardan bir tanesi Alaçatı. Bu sene de Alaçatı'da 2-3 tane çok büyük organizasyon olacak windsurf adına. Tabii ki bu organizasyonların hepsini Türkiye Yelken Federasyonu gerçekleştirecek.
şimdi gelelim windsurf yapma işine. Ben geldim. Sıfır beceri. Hiçbir bilgim yok. Tahtanın üzerine çıkıp da kendi başıma surf yapmam ne kadar vakit olacak? Tabii ki de tek başınıza bunu öğrenmeniz söz konusu değil. Teknik bir spor olduğu için. Dolayısıyla bir eğitmene ihtiyacınız olacak. 10 saatlik bir temel eğitim kursumuz var. Bu temel eğitim kursuna sadece şortunuzu ve havlunuzu alarak gelebiliyorsunuz. Kurs boyunca elbiseyi, ekipmanı, bütün her şeyi biz sağlıyoruz size ve kursun sonunda amatör anlamda istediğiniz yere gidip gelebilecek seviyede windsurf öğreniyorsunuz. 10 saat. Dolayısıyla bu kaç güne tekabül ediyor? 2,5 günde tamamlayabiliyoruz. Sabah 10 ile 12 arası, öğleden sonra da 3 ile 5 arası, 2'şer saatlik blok derslerin sonunda, 2,5 günün sonunda istediğiniz yere gidip gelebilecek seviyede, koyun içinde istediğiniz şekilde surf yapabilecek seviyede windsurf öğreniyorsunuz. Peki mesela yıl içinde sirkülasyon çok dediniz ama hani aşağı yukarı anlamamız için bir şeyler söyleseniz rakam? Şöyle söyleyeyim, totalde 7-8 tane şu an Alaçatı'da birbirinden farklı olan windsurf okulu var ve bu okulların hepsinde 8-10 tane eğitmen çalışmakta. Ve yazın tabii yüksek sezonda 15 Haziran'dan sonra özellikle hepsi aşağı yukarı dolu oluyorlar. Yani totalde herhalde yani tam rakam veremeyeceğim ama ciddi bir yoğunluk oluyor burada. Peki şimdi bir yaş sınırı. Mesela en alt yaş ne olmalı, üst yaş ne olmalı? Mesela bizim bir arkadaşımız bizimle birlikteydi. Size kamera arkası dedi ki benim bileklerim çok ince, ben acaba surf yapabilir miyim? Hani böyle olmazları var mı? Veyahut da yaş sınırlaması ne? Alt ve üstü de söyleyelim. Bizim öncelikle dikkat ettiğimiz şey en önemli kurallardan bir tanesi, okula gelen herhangi bir kişiye önce bir form dolduruyoruz. Bir giriş formu dolduruyor. Sağlık problemi varsa eğer onu göz önünde bulunduruyoruz tabii ki de. Bir de tabii ki yüzme bilip bilmemesi bizim için önemli olan şey. Alt sınırı genelde 6-7 yaş olarak belirliyoruz. Çünkü 6-7 yaşında çocukların denge koordinasyon merkezleri oturduğu için ileri olarak bir yaş sınırımız yok. Yani 7'den 70'e herkes bu sporu yapabilir. Herhangi bir sağlık problemi, herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece bu spora başlayabilirler. Güç meselesi, yani hani ben güçlüyüm, güçsüzüm. Evet. Hani incecik bir kızcağız, küçücük ufak tefek bir çocuk da yapabilir rahat. Tabii ki yapabilir. Bizim burada dikkat ettiğimiz 3 tane konu var. Bunlardan bir tanesi rüzgarı hissetmek. Bir diğeri ise denge koordinasyon. Tabii ki eğitmenlikte hiçbir şey birlikte verilmiyor. Her şey parçalanarak anlatıyor. Bunları parçalara ayırarak önce sadece bordda denge çalışması yapıyoruz. Daha sonra rüzgar bilgisi veriyoruz. Ardından çevre değerlendirmesi yapıyoruz. Daha sonra yelkenli eğitime geçip önce dönüşü, daha sonra gidişi gösteriyoruz. Daha sonra da yönlendirmeyi gösteriyoruz. Yani ciddi bir sıkıntı oluşmuyor. Çünkü fiziksel olarak da yelkene karşı kuvvet olduğumuz için zaten vücut ağırlığımızla yelkenin kontrolünü sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla çok güçlü olmaya gerek yok. Yani bu işin aslında kasla pek alakası yok. Hocam şimdi bize bir şov yaparsınız artık. Buralara kadar gelmişiz. Bir suya çıkalım, birkaç hareket yapalım. Ya. Bir çıkın görelim açıkçası. Çıkalım. Bakalım. Tamam. Tekrar stüdyomuzdayız. Sizin için denedik başlıklı paketimizde, ben denemesem de yine de elimizden geldiğince sizlere bu yaz aylarında bu güzel görüntüleri toplamaya çalıştık. Dediğim gibi daha önce yaptığımız bir çekimde, onun için de arkası biraz boş, neden Alaçatı bu mevsimde böyle diye gitmek isteyenlere yanlış bir bilgi vermeyelim. Bunu da iletelim. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bugün dediğim gibi az önce böyle her gün tabii yarın ne giysem telaşı oluyor bende işte ve şimdi sizinle ilgili notları okurken de diyorsunuz ki aslında bilinçaltında
hani nasıl hissetmemiz ya veyahut da mesela çok böyle kendimi kötü hissettiğim zaman belki de ters bir renk seçerek o renkten güç almak gibi bir şey mümkün oluyor mu? Mesela güç istiyorsanız kırmızı seçersiniz gibi bir ibare var. Kırmızı o zaman eşittir güç mü? En azından bize öyle hissettiriyor bilinçaltında diyebiliriz. Evet, aslında bir adım geri giderek biraz hani neden renkler ve nereden geldik buraya ona bakarsak. Ben koçluk yapıyorum. Koçluk yaparken tanıştığım pek çok metot ve teknikle birlikte renklerin önemi. Renkler aslında birer araç. Bilinçaltımıza ulaşmak, bilinçaltımızın kodlarını çözmenin birazdan Banu Hanım da bir sürü detayını anlatacaktır ama bilinçaltının bize verdiği pek çok mesaj var. İşte bunları zaman zaman bedenimiz vasıtasıyla, ağrılar, sancılar vasıtasıyla, zaman zaman bazı yiyeceklere ihtiyaç duymak vasıtasıyla, zaman zaman da belli renklere tutku, illa onunla yaşamak, eve koymak veya sürekli onu giymek vasıtasıyla belli mesajlar veriyor. Evet, sabahları kalktığımızda bazen illa beyaz giymek istiyoruz. Bazen illa siyah giymek istiyoruz. Veya dediğiniz gibi normalde ben hiç kırmızı giymezdim ama kırmızıya ihtiyacım var gibi şeyler yaşıyoruz. Dolayısıyla bu renklerin evet hepsinin bir kodu var. Aslında bir ihtiyacı, bir bilinçaltımızın verdiği bir mesajı ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla böyle bakmak lazım, tesadüf değil. Çok güzel. Peki en belli başlı renkler üstünden gidelim. Sonra da Banu Hanım'ı da hani paylaşmasını rica edelim. Çünkü ikiniz de aslında ortak olarak yaşam koçluğu yapıyorsunuz. Yani insanla ilgileniyoruz. İnsanla ilgileniyorsunuz. Pek çok insan davranışıyla ilgileniyorsunuz. İnsanın bilinçaltı ile ilgileniyorsunuz. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü çoğu şeyi hayatımızda bilinçli mi yapıyoruz, bilinçsiz mi yapıyoruz? Bilemiyorum yani ama sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyoruz yani neticesinde. Örneğin bir iş görüşmesine giderken sonuçta giydiğimiz şey tamam bize bir enerji veriyor ama karşımızdakine de bir algı da seçicilik yaratıyor. Dolayısıyla hep en büyük sıkıntıdır. Bir iş görüşmesi, iki ilk randevu. Yani bunda doğru intiba vermek, karşıdakini irite etmemek, çok sıcak bir enerjiyle ilk girişimizi yapmak için ne tavsiye edersiniz? Şimdi bu ikisini aslında birbirinden ayırmak lazım. Bir tanesi bizim işte sabah gardırobu açtığımızda seçtiğimiz renk bizim ihtiyacımızla ilgili bize bir şey söylüyor. Ama biraz önce bahsettiğiniz işte ilk görüşme, intibada bırakacağımız şey bu biraz imaj yönetiminin konusu açıkçası. Dolayısıyla nasıl algılanmak istiyorsak buna göre bir şey seçmeliyiz. Bir tane doğrusu var diyemem. Eğer profesyonel olarak çalışacağınız bir yere görüşmeye gidiyorsanız tabii ki beyaz bir gömlek, mavi bir gömlek, koyu renk bir takım elbise veya bir ceket her şeyden önce bir ciddiyet ve mavi güvenin simgesi olacaktır. Ama önemli olan tabii ki içinde kendinizi iyi hissetmeniz ve sizi temsil eden bir şey olması. Ama eğer bir, şimdi orada tabii pek çok şey var. Eğer bir sahneye çıkacaksanız, eğer bir şov yapacaksanız vereceğiniz imaj bambaşka olacağı için orada kendi ten, saç, renk uyumunuzun kontrastına göre bir kıyafet seçerek dikkati kıyafete mi çekmek istiyorsunuz, renge mi çekmek istiyorsunuz yoksa kendinize mi çekmek istiyorsunuz buna karar vermek lazım. Dolayısıyla bu ikisi aslında birbirinden çok farklı şeyler. Renkleri hem kendi ihtiyacımızla ilgili bize ne söylüyor diye algılayabiliriz hem de dışarı ne yansıtıyoruz. Evet, beni nasıl algılıyor insanlar ve nasıl görüyor diye yansıtabiliriz. Mesela bu çerçevede biraz önce söylediğiniz şey... Aynı rengin farklı tonlarını işte çok daha tuttuğunu koparan, çok daha başarılı gibi kullanırken belki özel hayatımızda özellikle biz kadınların aynı rengin daha yumuşak tonlarını tercih etmesi, eşine daha uyumlu bir imaj sergilemesi için önemli. Peki bu mesela işte başarı için ilk görüşmede mesela geldi biri sizinle çalışmak istiyor. Diyor ki ben doğru bir algı vermek istiyorum karşımdakine. Nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Yani iş hayatındaki başarı ve başarısızlık çünkü artık neredeyse iş tam hayatımız haline geldi. Çoğu insan evde daha az vakit geçiriyor, işte daha çok vakit geçiriyor. Üniversite sınavlarına girmenin tek amacı para kazanmak haline geldi. Yani maalesef insanlar çok sevdiği işleri yapmayabiliyorlar. Hayatımızı nasıl kodlamamız lazım? Yani başarıya ulaşmak için minik bazı kodlamalar galiba kafada yapmak gerekiyor ki hayatımızı doğru yönlendirelim. Bunu yani işle başladık, işle gidelim. Sonra tekrar tabii Ramazan ayı ve vesaire bunlara döneceğiz.
Müge Hanım çok doğru şeylere değindi. Aslında hep söylediği şey, farkındaysanız, farkındalıkla ilgili. Evet. Yani ben kimim, nasıl bir mesaj vermek istiyorum, karşımdaki kim, benim kırmızımı nasıl algılar, kavun içimi nasıl algılar, mavimi nasıl algılar? Çünkü biz her türlü iletişimde, sessizlik dahi olsa, asansörde dahi olsak, susuyor dahi olsak, iki kişiyizdir. Yani iletişim iki kişinin olduğu yer. Dolayısıyla sadece benim yansıtmak istediğim şeylerin dışında karşımdakilerin bununla ilgili ne anladığını da düşünmekte fayda var. Dolayısıyla zaten o konu üzerinde çok durdu. Gittiğim kurumun özellikleri var, kurumun kültürü var. Yöneticimin algısı, onun ya da işte kiminle görüşüyorsam onun bir dünyası, alemi, onun bir vizyonu var. Karşımdakini tanımak ve onunla uyumlanmak başlıca sır. Çünkü siz istediğiniz kadar şahane olduğunuzu düşünün, çok güzel mesajlar verdiğinizi düşünün. Onun anlam dünyasında bunlar aynı anlamı ifade etmiyorsa doğru istediğiniz sonucu alamayacaksınızdır. Evet, işte o yüzden diyorum. Bu ilk karşıyı tanımak çok önemli, karşıyı dinlemek çok önemli. İyi bir dinleyici olmak demek kulakla, gözle, kalple ve bütün algılarımız açık bir halde karşı tarafı anlamak demek. Sadece ne dedi, onu mu dedi, bunu mu dedi değil, kalpten, yani ne hissediyordu, nefes nereden alıyordu? Önce mesela uyumlanmamız gerekiyor. Biz mesela şu anda uyumluyuz. İkimiz eşlik içindeyiz. Hı hı. Bacaklarımız birbirimize dönük. Benim bacağım bu tarafa dönük olabilirdi. Siz seyircilere dönük bacağınız. Hepimizin bedeniyle de mesela daha uyumlu olsak sizin bacağınız bize dönük olur. Biz burada kapalı oluruz. Hı. Ama burada seyircilerimiz de var. Siz bunun farkındalığı içindesiniz. Onlara da dönüksünüz. Hı hı. Bize de dönüksünüz bedeninizde. Hı hı. Dolayısıyla bizim bedenimiz çok şey söylüyor aslında. Yani evet. Sözler %10 anlam ifade ediyor. %30 ses tonumuz, nasıl konuştuğumuz. Ben mesela şu anda çok yüksek sesle konuşan biriydim yıllarca. Çünkü sesimin duyulmadığını düşünürdüm. Hmm. Farkındalığım arttıkça sesimi yavaş kullanabilirmişim. O zaman daha çok dinliyorlar, hatta daha çok dikkat kesiliyorlar, onu öğrendim. %30 ses tonumuz etkiler karşımızdakini. %60 da beden dilimiz. Pek okuyamayız, anlamlandıramayız belki. Ama beyin okuyor onu. Ama ne dediğini zaten anlar. Tabii. Aklımızda şu kalır. Müge'nin ne söyledikleri, sizinle benimle söylediklerim değil. İyi bir kızdı, yaramaz. Aman baydı, yorulduk. Ay kafam şişti. Hani ne dediği önemli. Dünyanın en güzel bilgilerini vermiş olabilir size. Onunla beraber olmak istemeyebilirsiniz. Onunla çalışmak istemeyebilirsiniz verdiği tarzdan, havadan dolayı, enerjiden dolayı. O beden dili hakikaten çok önemli. Çünkü hani ağırladığımız zaman konuklarımızı biz de öğrendik ki zaten demin de dediğim gibi, hani siz hiçbir şey söylemeseniz dahi beden dilinizden karşınızdakine 20-30 saniye içinde zaten algılaması gereken her şeyi veriyorsunuz. Evet. Yani o ya sizden hiç hoşlanmıyor ya da en azından ilk kez görüyorsa sizi dinleyecek kadar bir şeyi var, alan açıyor size. Yani o alanı. Peki mesela gittik demin, çünkü söylediğiniz işte bacaklarımız bu tarafa doğru. Hep böyle şeyler var. Mesela bir şeyde direkt görüşme yapacağınız kişiyle karşı karşıya oturmayın. Biraz açı olsun aranızda diyorlar mesela. Hı-hı. Karşı karşıya oturduğunuzda bir karşılıklı böyle gard alma. Bilinçaltı karşıda olmayı karşıda olmak olarak algılar. Mesela ben hep yapıyorum. İsterseniz yapsın herkes, siz de yapın. Sağ elinizle sol elinizi itin. İtin, itin, itin. Sağ elinizle sol elinizi itin. İtsenize, itmiyor kimse bakın. Evet. Böyle. Ha, insan kendiyle kavga içinde zaten. Karşısına birini buldu mu zaten hop başlıyor. Hmm. Dolayısıyla aslında bu karşısındakiyle kavga değil. Aslında kendi iç kavgasına bir şey bulmuş oluyor. Bir o zaman sebep bulmuş oluyor. Biraz açıyla mı böyle hafif? Her zaman 90 lazım. Derecede ya da yan yana. İşte yan yanaysak ya daha eşlik içinde, daha aynı tarafta algılarız. Aynı yönden bakarız dünyaya. Yan yana olmakta fayda var. Yapamıyorsak bu şekilde. Aramızda bir masa varsa da hani biraz böyle 90 derecede açı oturmak. Evet. Olarak oturmak lazım. Peki mesela bir başka yaygın şey, şu şekilde ellerimizi koyduğumuzda karşımıza kapalıyım. Aha. Mesajı verdiğimiz yönünde. O yüzden bir konuşma, toplum önünde veyahut da biriyle konuşma yaparken bu kilitlenme durumundan bir kurtulmak, mümkünse elleri daha serbest kullanmak gerekir gibi bir ibare var. Yani her türlü bedendeki sıkıntı hali karşı tarafı sıkar. Şimdi şöyle yaptığınızda illa kapanıyorum anlamına gelmek olmaz bu. İçimdeki düşüncelerde bütünleşiyorum anlamına. Belli bir süre kapanmak düşüncelerinizi
bir araya getirmek, konsantre olmak ya da derleyip toplamak için gerekli de olabilir. Hı hı. Bunu kapalıyım, seninle iletişim kurmak istemiyorum diye illaki yorumlamak yanlış olur. Bazen insan içine dönüp mütalaa edebilir, o şeyi tefekkür edebilir. Dolayısıyla hep aynı durmamak gerekiyor. Karşımızdakinin duygusunu anlamak için onun nasıl durduğuna bakmak lazım. Mesela şimdi böyle duruyorsunuz. Hı hı. Ha, demek ki bir şey söyleyeceksiniz, hazırlık yapıyorsunuz. Hemen yapınca bedenim anlıyor zaten. Beden herkesin her türlü zihni, hissedişi anlamanız için karşınızdakinin bedenini kopyalamanız kafidir. Böyle duran birisini anlamak istiyorsanız böyle durun. Ha, bir hayal kuruyor, düşünüyor, bir şey yapıyor. Ne bileyim, böyle duran birisi mesela, diyelim ki karşı taraf lakayt algılıyor. Kendisi dursun, aa, rahat oturuyormuş, rahatlıkmış. Hemen karşı tarafın yaptığını yaparsanız, işte buna zaten uyum yaratmak diyoruz. O zaman otomatikman zihniniz onun zihniyle eşleşir. Ve aynı yerde, yani yargılamadan, karşı olmadan, onunla eşlik ederek bir şeyi anlamaya çalışarak, uyumlanmaya çalışarak, yani iyi niyetli ilişki kuruyor olmaya başlamışsınız anlamına gelir. Evet. Peki şimdi biraz o zaman Ramazan ayına dönelim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü sizin bu konuda geliştirdiğiniz bir yöntem var. Aynı zamanda dünyada yaygın olarak kullanılan beyin frekans teknolojisini kullanıyormuşsunuz. Evet. Buraya da CD'ler getirdiniz az önce, onu söylediniz. Evet. Bu teknikleri uygularken bu CD'leri dinlemek mi gerekiyor? Hepsinin bir anlamı, mesela ÖSS ve OKS'de başarı demişsiniz. 21 günde iş hayatında başarı. Çok güzel. Bunu dinleyince ben 21 günde olayı bitirecek miyim? Valla dinliyorlar ve bitirdiklerini söylüyorlar. Ben de yapmak istiyorum. Yaklaşık 5 yıldır Amerika'da olan bir teknoloji Türkiye'de uzun zamandır, işte 5 yıl oldu. Çok da başarılı sonuçlarını alıyoruz. Yaklaşık 70 tane CD yaptık. Alfafrekans.com sitemizde var. Şimdi oruçla ilgili bunu ne yapalım, bu Ramazan ayını nasıl değerlendirelim diye düşündük. Çünkü o kadar kıymetli bir durum ki oruçlu olma hali. Evet. O oruçlu olma zihnini... farkındalık, işte hep koçlukta da ne yapıyoruz? Farkında ol, ayık ol, uyan. Yani ben uyanma seminerleri veriyorum. Uyanın, uyanalım. Çünkü bizler hipnozdayız. Yani normal günlük hayatta 11 ay diyeyim, ya da işte çok değişiklikler, çok farklı yoldan gitmiyorsak işimize, başımıza çok değişik olaylar gelmiyorsa genellikle uyuyor oluyoruz. Yani selam vermiyoruz, konuşmuyoruz. Farkında bile değiliz bütün bunları yaparken. Çünkü biz aslında derin hipnozdayız. Derin hipnozdan çıkmak için insan hayatında farklı durumlar yaratması lazım. İşte oruç mesela çok enteresan bir şey. Aç kalıyor ve yaklaşık da şu anda 16-17 saat açlık gibi bir şey söz konusu. Süper bir durum bu. Açlığın her anı farklı. İlk bir saati, ikinci saati, üçüncü saati, dördüncü saati, beşinci saati, altıncı saatinde çok aç, yedinci saatinde dingin bir zihin kendinin hallerini izler oluyor. Normal günlük hayatta böyle değil ki. Düşüncelerini fark edemiyor, izleyemiyor. Çünkü alışkanlık oluyor. Hı-hı. Beyin alıştığı şeyde işte hipnoza giriyor. O şey, her şey onu dışarıdan yönetiyor. Bu ay beyni yeniden kodlamak, bütün bu öğrendiği yeni halleri, Ramazan sonrası beyin alışkanlıklar ediniyor. Bir takım kötü alışkanlıklarından uzaklaşmış oluyor. Tabii. Mesela birçok hanım ne bileyim ekmeği kesiyor. İftarda daha hafif yiyor. Daha zarifleştiğini, içini inceldiğini hissediyor. Bir yıl insan sigaradan uzaklaşıyor. İşte alkol almaz oluyor. Tabii. Bir yıl sırf öyle değil, en önemli konu aslında bence öfke ve stresiyle ilgili. İşte ne bu ay, ne ayı, bu ay hoşgörü ayı. Tabii. Hoşgörülü olması lazım. Nefsimizi yani, terbiye ediyoruz. O çok bu ay şöyle şey diyemez. Oruçluyum, git başımdan, bana küfrettirme diyemez. Zaten küfrettirme dediğinde bile küfretmiş oluyorsun. Tabii. Ha, dolayısıyla ben bu ay zihnimden geçen düşünceleri kontrol etmek ayındayım. O zaman benim beni öfkeye sürükleyen, strese sürükleyen düşüncenin inancı ne, altyapısı ne? Hangi duygu, hangi kalıp düşüncem, hangi otomatik ezber düşüncem beni öfkeye, strese sokuyor? Bunu incelemek için fevkalade bir şans ayı bu ay. Ve çok güzel bir şey yaza rastlamış olması. Çünkü yaz tatil. Yani genel olarak herkes bir rehavet. Biraz daha tatili, insanlar iş yerlerinde, işte çoğu arkadaşlarımız tatile çıkmış oluyorlar. İşler biraz hafifliyor. Daha hafifliyor, anlayış artıyor. Ha, bu ne demek?
zihin de tatile çıkmak için çok ideal bir dönem. Tatil illaki işte Alaçatı'da, Çeşme'de, Bodrum'da deniz kenarında yatıp havaya bakmak elbette demek değil ya da yüzmek demek. Tatil zihnin boşaltın bir durumdan bir başka duruma geçmesi, bir şeyi öğrenmesi, bir şey konusunda heyecanlanması, ne bileyim bir sinemaya gittiğimizde de bence bir yaşantının bir ailenin yanında tatil yapmış gibi oluyoruz iki saat boyunca. Ne bileyim bir sergiyi gezdiğimizde de oradaki olağanüstü bakış açıları ve bizim her gün baktığımız şeye bir sanatçının bakışını görmek, wow, onun yaşamının içinde bir tatil gibi oluyor. Şimdi tatil zihinde shift, zihinde bir atlama sıçrama yarattıran hal demek. Nasıl geçti zaten? Aman aynıydı. Aynı olabilir mi? Ne? Shift, bir şey olmamış orada, bir şey atlamamış zihninde. Doğru. Şimdi bütün bu CD'lerin içinde frekanslar var. Frekanslar bizim zaten halihazırda normal doğamızın da yaşadığımız haller. Yani işte uykuya dalarken alfa frekans, biraz uykunun derin halleri rüya, teta, en derin uykuda delta. Şimdi biz alfada, teta'da rüya gördüğümüzü biliyoruz. O REM dediğimiz, hı hı, yer. Delta'da ne olduğunu bilmiyoruz. 0 ile 2 yaş çocuklar da delta'da. Şimdi Duck TV diye bir şey var. Orada mesela şey var, Duck TV'yi tanıtıyor. Duck TV'de böyle bulutlar yavaş yavaş gidiyor, arabalar. O çocuklar onlara bakınca gülüyorlar. İzleyin bakın ne oluyor burada diyorsun. Çünkü onlar delta'da. Yani çok derin uykuda. Fakat her şeyi de aynı anda kaydediyor beyin. Yani delta'da da kaydediyor, teta'da da, alfa'da da. Biz 14 yaşımıza kadar alfa'daydık. Ve birçok etrafımızdan çok iyi ve kötü olumlama duyduk. Sen şöylesin, sen böylesin. Mesela sizin adınız Pınar. Hı hı. Adınızın Pınar olduğunu nereden biliyorsunuz? Söyledikleri için mi? Anladınız mı? Size çok güzelsin de dediler, yetersizsin de dediler bazı konularda. Komşunun kızı bilmem ne dediler. Tabii. Ha, dolayısıyla siz bunları nereden biliyorsunuz? Söyledikleri için. Ha, kelimelerle yani. Dolayısıyla kelimeler, kelam, söz bizim beynimizde düşüncelerin yapı taşı. Hı hı. O yüzden bu ay en çok kelimelere dikkat etmek gerekiyor. Ben zor mu diyorum, kolay değil mi diyorum. Hı. Yap mı diyorum, yapma mı diyorum. Mesela danışma yazar, biz gider danışırız. Azam yazmış oraya danışma diye. Evet, ulaştırma. Ha, ulaştırma. Yani evlendirme dairesi. Satın alma müdürlüğü. Ulaştırma oluyor yani. Ben onu bazen öyle konu. Ulaştırma. Tabii ulaştırmıyor zaten. Ulaştırma diyor şimdi adam. Ne yapsın yani? Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla kelimelerinizi fark ettiğinizde yaşamınızı nasıl etkilediğinizi anlarsınız. Yaşamı nasıl algıladığınızı. Bir insanı yaklaşık 3-5 dakika dinleyin, onun dünyasını, yaşamını, anlam dünyasını, hayatı nasıl algıladığını, her şeyi anlarsınız. Eğer iyi dinlerseniz, kelimelerinden ne seçiyor, şikayet mi ediyor, tevekkül içinde anlamaya çalışıyor ve yaşama eylemlerle katkıda mı bulunuyor? Yoksa izleyici ve öyle hipnoz altında farkında değil mi neyin etkisi altında yaşıyor olduğunu hemen kelimelerinden anlarsınız. Dolayısıyla değişim, dönüşüm, farkındalık, ayıklık kelimelerle başlar. Peki bunu oruca nasıl sistem olarak oruçun en büyük şansı işte 30 gün. Hı hı. Bizim beynimizde biliyor siz daha iyi hepimiz biliyoruz. 21 gün tekrar sonucu bir yeni nöron bağlantısı oluyor. 21 gün bir şeyi tekrarlamazsak eğer zihnimizde yeni bir alışkanlık oluşmuyor. Bu genel bir şey ama bu 21 günü her şeyi uygulayabiliyoruz. Her şey. Çünkü burada var mesela 21 tabii, günde tabii. Mutlu ilişkiler, şey. İşte 21 günde iş hayatında başarı evet. Falan. Yani bu tekrarı nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor? Yapalım, hep başlayacağız. 21 gün sonra olmazsa bulurum sizi. Buradayım. 22. gün o şey otomatik yaparım oluyor. Ama bakın. Ne kadar sevdim. Ben burada hiç boş söylemem. Yaparım. Bir şey denedim olmadı diye gelirim yani. İzleyicilerimize de müthiş bir teşvik olur galiba. Tamam, ne yapacağız? Söyleyin bana, yapacağız. Mesela 21 gün bugünden başlayalım evet. Hep beraber olumsuz kelime kullanmayın. Hep olumlu kelimeler kullanın. Bir şey olmayın. Yani kötü demeyin, kötü iyi değildin. İyi değil. Çirkin demeyin, güzel değil. Ha. Beğenmedim. Hı. Beğeni var içinde hala. Aha. Yani kelimelerinizin kökü negatif bir şey içermesin. Mesela oruç mesela tutmak düşme, zor çocuğa demeyeceğim. Düşme, kolay değil, evet. Uzun saatler. Çocuğa düşme, koşma, içinde koş var bakın. Hı-hı. Bana doğru gel, yavaş yürü. Yani ne yapılmasını istiyorsanız beyni onun mesajını verin. Yani hayır gibi cümleleri evet, keskin, net. Evet.
olumsuzluk içeren şeyleri kullanmayacağız. Evet. İçinde yine bir olumlu ifade olan şeyle yer değiştireceğiz. Evet. Mesela hayır diyeceğime size. Hı. Hayır diyebilirim bir takım. Hı. Çünkü hayır benim sınırlarım Tabii. için önemli olabilir. Bunu yapmam hoşuma gitmiyor. Olabilir. Bunu yaptığında kendimi iyi hissetmiyorum diyebilirsiniz. Yani yine hayırınızı söyleyin. Diyebiliriz. Evet, yine olumsuzluk ifade edebiliriz ama bu şekilde. Bunu yaptığında bir de duygunu ilave edersen karşı tarafla insanlar bir tek duygudan anlar. Yani bunu yapma dediğinde keskin bir şey var. Bunu yaptığında iyi hissetmiyorum. Ha benim de iyi hissetmediğim oluyor. Demek o da iyi hissetmiyor. Yani duyguyu ilave ettiğinizde o zaman çok daha rahat iletişim kurmuş oluyoruz. Yani bu oruç tutarkenki ay boyunca da bütün olumsuz kelimelerden uzak durarak. Mesela bir tane şey bu olabilir. Bir tane şey hanımlar izliyorlardı şimdi sabah böyle. Ekmek yememek, şeker almamak, şekeri minimize etmek ya da ne bileyim. Öfke, stres yaptık. Mesela özgüvenle ilgili kendinize hep sizin bir yıl o kadar çok bu CD'lerle ilgili arayan konularda özgüven konusu sorun ki. Mesela şöyle arıyor bir bey ya da bir hanım. Benim özgüvenim yok diye böyle bağırarak arıyor. Zaten senin özgüvenin sen yok diye. Kodlamışsın yani yok demiştin. Yok özgüveni var zaten. Telefonda öyle bağırır mı özgüveni? Tabii yani. Tabii. Başka sorunları var. Ama kendimizi de kodlamada işte hata yapıyoruz işte bunu, yani. Bunun yerine kendinizle iç konuşmalarımız var bizim. Evet ben mesela onu şeyde yapıyorum. Bazen bir şey oluyor. Annem bir şey konuşuyoruz. Diyor ki bana ay sen de ne şanslısın. Ya diyorum niye bana böyle bir cümle kuruyorsun? Sinir oluyorum diyorum. Yani bir yerde bir olumsuzluk yaşamış olabilirim. Bu benim şanssız olduğum anlamına gelir mi? Mis gibi bir evladım var. Güzel bir işim var. Severek yapıyorum işimi. Yani dünyanın en şanslı insanlarından biriyim bir pencereden baktığında. Ay, o durumu anlatmaya çalışıyor ama çok gereksiz bir ifade değil mi? Kodlamamızı direkt şanssız insan. Ben beynimde böyle bir şey olsa zaten ben şanssızım. Annem bana bunu söylemiş. Kızacaksın şimdi. Kızma. Söylüyorsun yani arada. Ondan sonra kızıyor. Bana hep şikayet ediyorsun. gibi gibi. Evet. Çok güzel renkler giymişsiniz. Neden bugün neden böyle giymiş sizce? Müge Hanım okusun. Biraz önce aslında Banu Hanım'ın bıraktığı yerden bir şeyler söylemek Lütfen. İstiyorum. Oruçla ilgili. Şimdi biz hep şekle takılıyoruz. Oruç evet. aslında yaptığımız şeyin şekli değil mi? Tabii, en adı, somut evet. yansıması ortaya çıkış şekli. Oysa ki bu bir davranış ve davranışlar aslında bizim bütünlüğümüzün sadece sonucu. Evet. Dolayısıyla bunun gerisinde varoluşun dört boyutu var ve bunlar birbirinden ayrılmaz boyutlar. Evet. Bir bedenimiz, bir duygumuz, düşüncemiz ve bir ruhumuz var. Hı-hı. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmaya kalktığınızda ve bunlar birbiriyle uyumlu olmadığında bunlar bizim hayatımızı sekteye vurduruyor. Mutlaka bir şeylere dolanıyoruz evet. veya iç huzurumuzu sağlayamıyoruz. Çünkü oruç tutmak sadece bedenle yapılan bir şey değil. Tabii. Bu hani bugün orucu konuşuyoruz ama bütün aslında bütün dinlerde, bütün meditasyonlarda, öğretilerde, Uzak Doğu felsefesinde hepsinde bir nefisle mücadele. Nefisler Öncelikle var, bir tabii. farkındalık dediği gibi Banu Hanım. Dolayısıyla bu bir uyanış kapısı olmadığı sürece, bize bir kendimizle ilgili ayna tutmadığı sürece aç kalmanın takdir edersiniz ki kimseye bir faydası yok. Dolayısıyla orucu bedenle tuttuğumuz orucu mutlaka duygu, düşünce Zihinle ve bir. Ruhsal boyutta da destekli olmamız lazım. Ha burada oruç dediğimiz şey bir arınmaysa eğer, bir terbiye ise eğer. Dolayısıyla duygusal boyutta nelerden arınıyor olacağız ve neyi terbiye etmemiz gerekiyor? Hangi duygularımızı terbiye etmemiz gerekiyor? Zihinsel boyutta neyi terbiye etmeliyiz? Ruhsal boyutta neyi terbiye, belki terbiye çok doğru bir sözcük değil ama ihtiyaçlarımızın farkına varıp neyi beslemeliyiz? Yani evet. bedensel olarak açlık çekerken aslında beslememiz gereken Ruhumuz duygularımız, düşüncelerimiz var. Evet. Dolayısıyla bunun farkında olmalı ve kendimizi bir bütün olarak ele almalıyız. Mesela bundan sonra bunun adına renkler, işte frekanslar değil mi? Aynen. Tabii. Yiyecekler, pek çok şey eklemek mümkün. Çünkü renkler dediğimiz şey hani konu. Buradan açıldığı için böyle renklerden gidiyoruz. Renkler dediğimiz şey de bizim kendimizi ifade etmemizin araçlarından sadece bir tanesi. Aslında bunun dışında yaşadığımız o kadar çok şey var ki. Mesela hayatımızda sürekli tekrar eden her şeyin bizim açımızdan çok büyük önemi var. Ne demek istiyorum? Sürekli yeşil giyen ve yeşil tutkusu yaşayan bir insanın aldığı mesajla sürekli bel ağrısı çeken bir insanın aldığı mesaj aslında birbirinden çok farklı değil. İkisi de bir şey söylüyor ve bilinçaltının derinliklerinden gelen bir şey söylüyor. Bir tanesi biraz daha huzur, barış
ve uyum ihtiyacı içindeyken, bir tanesi işte bel ağrısından yola çıkarsak, hayatta aldığı sorumlulukların fazla gelmesinden ve artık taşıyamamasının mesajlarını veriyor. Dolayısıyla hani çok güzel bir konu oruçla açıldığı için, aslında bence en fark etmemiz gereken şey biz bir bütünüz. Sadece bedenden, zihinden ibaret bir yapı değiliz. Bir ruhumuz da var. Dolayısıyla 21 günde zihninizi ne kadar terbiye ederseniz edin, ne kadar disipline sokarsanız sokun, onun kalpte ve ruhta mutlaka onaylanmış olması lazım. Aksi takdirde çok ciddi ikilemler, polariteler, bir uçtan bir uca gidip gelmeler yaşamak mümkün. Banu Hanım da buna katılacaktır. Kesinlikle. Dolayısıyla o 21 gün yapacağınız şeyin sizin kriterlerinizde, sizin hayata bakışınızda ve sizin değerlerinizde bir anlam bulması lazım. Aksi takdirde anlam bulamadığımız her şey bizi günün sonunda mutsuz edecektir. Tabii. Bu ne demek? Bu işte annem istediği için iyi bir okula gidiyorum. İşte toplum öyle istediği için bir kariyer yapıyorum ama aslında bambaşka bir meslek istiyorum. İşte sürekli birileri bana şişman olduğumu söylediği için diyet yapıyorum. Ama aslında iç sesim başka bir şey söylüyor bana ve buna kalbim, ruhum evet, müsait değil. Dolayısıyla buna 21 gün değil, 210 günde yapsanız kaset daha hızlı bir şekilde geri saracaktır ve bumerang gibi evet, geri gelecektir. Evet. Yani, ben bir şey eklemek istiyorum. Çok güzel söylediniz. Böyle mesela ruh, düşünce, duygu diyorsunuz evet, ya, ben de onu zenginleştireyim diye tabii, söyleyeyim. Hı-hı. Bu alet beyin, yani düşünce evet, dediğiniz evet, şey düşünce, işte ne bileyim bu buraya düşünce oluyor. Yani düşünce nerede oluyor? Burada oluyor. Yani düşünce öyle bir yerden bana gelmiyor. Düşünce geliyor. Yani ne düşünce? Gözüme renk gelince, renkler. Evet, bir şey söyleyince. Bir şey söyleyince, bir ses gelince kulağıma, ağzıma bir tat gelince, burnuma bir koku gelince, bedenime bir his gelince bir şey oluyor. Doğru. Yoksa ben var mıyım yok muyum diye endişe içindeyim. Düşünce böyle. Bu düşünce ne yapıyor? Duygu yapıyor. Hı hı. Yani düşünce mesela ah tüh çiçekleri sulamadım. Çiçek gördüm ya şimdi orada duruyorum. Ah çiçekleri sulamadım. Ay ne yapacağım şimdi? Çiçekleri de sulamadım. Yeni de almıştım. Bak yazık oldu. Geleceklerde görecekler çiçek. Ah ne oldu mesela şimdi uyduruyorum. Midem ağrıdı. Kalbim sıkıştı. Ay ne diyeceğim onlara? Duygusu. Boğazım düğümlendi. Bunlar benim bedenimde duygu oluyor. Emotion oluyor. Motion oluyor. Yani çiçekleri görmek harekete geçiriyor. Vücudumu evet, hareketlendiriyor. Evet. Yani duygu demek vücudumda olan hareketler demek. Birinin bedenini izleyin diyoruz ya. Aha. Ve onun duygusunu anlayın demek. Hmm. Ha, yani ben size onu deyince bedeniniz ne oluyor? Öyle deyince ne oluyor? Onu izlemeye başladığınızda insanların duygularını anlamaya başlıyorsunuz. Şimdi buradan şuraya hani 21 gün. 21 günde değişim olabilir. Hatta anda değişim olabilir. O linklerin içinde, CD'lerin içinde titreşimler beynimizi en alıcı hale getiren. Bunları koyup dinleyecek miyiz? Ve telkin var. Telkin diyor ki sen başarılısın diyor. Sen düşünüyorsun tabii böyleyiz ya biz. Ben başarılı mıyım? Evet başarılıyım. Dediniz ya biraz önce şanslısın diyor. Sen şanslısın diyor. Sen şanslısın diyor, sen düşünüyorsun. Evet şanslım çünkü şanssızlıkla ilgili şeyleri çağırttırıyor. Onları önüne geçirmeye başlıyor. Sen şanslısın dese sen yine düşünüyorsun. Şanslı. Doğru şanslı. Evet şanslıyım. Ne söylenirse beyin ona reaksiyon gösteriyor. Buna işte Milton Erickson'un hipnotik dil kalıpları var. Yeni telkinleri o şekilde düzenledik. Beynin kabul edecek şekilde almasını sağlıyoruz. Çünkü bizim beynimiz hep böyle dediği gibi bilinç, ben istediğim kadar söyleyeyim. Benim ruhum kabul ediyor mu dedi ya, düşüncem kabul değer ediyor yargılarım mu? Değer yargılarımla uyması gerekiyor. Bütünüyle alıyor muyum? Onu öyle hale getirdik ki bu en son CD'lerle içlerine yerleştirmek beynini. Yani hakikaten ya ben başarılıyım, birçok şey başardım. Başaramadıklarım oldu, öğrendim, devam ettim hayatıma. Şanssızlıklarım oldu çünkü hazırlıksızdım. Şansın tanımını biliyorum. Hazırlık artı fırsat. Bundan sonra hazır olursam her fırsatı güzel değerlendiririm. O zaman hazırlık ne? Her an farkında olmak, boş anımda neyi arzu ediyorsam ona uygun yetenekler, yetiler, ne bileyim davranışlarla hayatta durmayı çalışmak. Mesela diyelim ki burada bir yıl arkadaşımız var. Hepimiz aynı departmanda çalışıyoruz. Bazılarımızın giyimi yönetici olma, sizin konunuz aslında. Hani kıyafeti o mesajı vermiyor. Bir gün bir konum boşaldığında onu yönetici yapmazlar. Çünkü öyle bilinç mi altında. Yapmazlar mı gerçekten? Yapmazlar. Evet. Allah Allah. O her o yüzden her zaman hazırlıklı olmalıyız evet, yani. Hani evet,
Ben onu mesela çok inanırım. Hani derim ki bakkala giderken bile kardeşim. Ne olacak bizim? Gerçekten samimi söylüyorum. Markete gidiyorsun, belki hayatının en önemli insanıyla tanışacaksın. Yani evet. İlla aşk olarak düşünme. Yani biri görecek, iş, aa diyecek ya Pınar merhaba ben falan diyecek. Ben orada pespaya bir şekilde aa bu muymuş diye. Orada aslında pespayelikten veya salaşlıktan ya da kıyafetten ziyade sanıyorum Banu Hanım'ın söylemeye çalıştığı şey şu. Her ne olmak istiyorsak o olmak adına hayatımızı öyle yaşamalıyız. Evet. Öyleymiş gibi yaşamalıyız. Yani ha bir gün yönetici olacağım diye kendi hayatımızı yönetemez halde devam edemeyiz. İşte ütüsüz kıyafetlerle sürekli her yere geç kalarak ama işini çok iyi yaparak çok başarılı olma şansımız yok. Belli işler için konuşuyorum. O zaman kodları bu. Hani bazen diyoruz ya, ya ben çok daha iyisini yapıyorum, daha çok mesai Fetinaş harcıyorum, daha bilmem ne yapıyorum. Gidiyorlar öbürünü bilmem ne yapıyorlar. O aslında bir hazırlık sürecini uzun süredir devam ettiriyor. O kendini yani. Acıyan kurban psikolojisi diyor. Şimdi orada dediğim gibi hep böyle adım adım gitmek ve bir şeyleri anlayarak gitmek lazım. Bütün bu konuştuğumuz şeyler aslında hayatta verdiğimiz anlamlarla ilgili değil mi? Deminden beri anlamlardan bahsediyoruz. Evet. Oruç eğer ben bir anlam vermiyorsam çok tabii. Anlamlı bir şey değil. Aksuz renkler, kalırım, evet, renkler, gider. Sevdiğim insanlar, değer yargılarım, iş hayatı, kariyer tamamen benim evet. Bakış açım ve benim ne anlam verdiğimle doğru. ilgili. Dolayısıyla öncelikle bu bütün davranışlarımın gerisindeki anlamları ve beni dürten şeyleri, kodları çözmeden, neyi neden yaptığımı bulmadan bunu değiştirebilmek çok çok mümkün değil. Bir yandan da gözüm Twitter'dan gelen mutlu ederleri okuyorum. Evet, mesela orada da pek çok ortak şey geliyor. İşte ailemle vakit geçirmek gibi evet, bir iş, şey, hayallerim vesaire. Şimdi burada da gene mutlulukla ilgili mutluluğun bence çok yanlış kullanımları var günümüzde. Günlük hayatın içinde. Mutluluk dediğimiz şey bizim yüklediğimiz anlamla alakalı bir şey ama mutluluk, memnuniyet, haz, coşku, sevinç biz bunların hepsini birbirine ikame eder halde kullanıyoruz. Oysa ki bunlar birbirinin yerine geçebilen sözcükler değil. Çünkü mutluluğun bir duygu olması hali bile çok tartışmalı. Mutluluk aslında bence, bütün bunlar benim yorumlarım, mutluluk bir durum ve bir seçim. Evet. Mutlulukla memnuniyeti karıştırmamak lazım. İnsan işinden, eşinden, sosyal hayatından, ekonomik durumundan memnun olmadan da mutlu olabilir. Mutluluğu bir tek nedene ve dışsal faktörlere indirgemek biraz tatminle aslında karıştırılan bir şey. Yepyeni bir araba aldığınızda, hayalini kurduğunuz bir eve taşındığınızda bunun coşkusu inanın o hayali kurduğunuz süreye bağlı olarak maksimum 1 ya da 3 ay sürer. Ama ömür boyu işte hayalindeki evde yaşıyor diye sonsuza dek mutlu olan kimseyi görmedim ben. Masallar öyle biter. Evet. Onun dışında hayatta inişler çıkışlar var değil mi? Doğumlar, ölümler, mutluluklar, tabii. İflaslar, kazançlar, kayıplar, başarılar. Dediği gibi evet. Banu Hanım'ın deneyimler, başarısızlıklar. Dolayısıyla bunların neresinde mutlu olacağız, neresinde mutsuz olacağız? Tamamen bizim ne anlam yüklediğimizle alakalı bir şey. En harika durumda bile mutsuz olmayı seçebilir insanlar. Biraz önce dediğiniz gibi ben ne kadar şanssızım, neden şuyum yok? Ama tam tersi yine söylediğiniz gibi harika bir evladım var, iyi bir işim var. Tam da olmak istediğim kişiyim. Kendimi evet, tanıyorum, evet. Kendime yatırım yapıyorum, eksiklerimin farkındayım. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Mutluluğu mükemmelliğe endekslemek, kesinlikle. Hayatın mükemmelliğini endekslemek zaten mutsuz olmak için en temel yeterli şart. Dolayısıyla tamamen anlamlardan yola çıkarak, bütünselliğimizin farkına vararak, yani işte ben şu an bir sürü profesyonelle çalışıyorum çalışan. Dışarıdan baktığınızda harika hayatları var. İyi bir işleri var, iyi bir hayatları var. Para kazanıyorlar. Yani kart vizit verdiklerinde saygı duyulan bir işleri var. Dediğiniz gibi para kazanıyorlar. Bir sürü insan onlar için çalışıyor. Evet. Ama bir şeyler eksik hayatlarında. Bu neden kaynaklanıyor? Ya artık o işe o anlamı yüklememelerinden kaynaklanıyor. Ya aslında geldikleri noktada bir sürü şeyi oraya endeksledikleri ama bunu yaparken de bir sürü şeyi ıskaladıklarını fark etmelerinden evet. Kaynaklanıyor. Dolayısıyla mutluluk dediğimiz şey hem bugün hem gelecekte hem de dünle barışarak aslında süre gelen bir şey. İşte bugün bize iyi gelen bir şeyse tatmin veya memnuniyet aslında bir ihtiyacın giderilmiş olması durumu. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmadan
beni şu mutlu eder, beni bu mutlu eder demek aslında çok doğru tanımlar değil. Belki doğru cümle mutlu olmayı seçmek. Bunun adımları ya. Var tabii ki. Cenneti de cehennemi de yeryüzünde kendimiz yaratıyoruz. Aynen öyle. Bu hayata indirgemek. Bunun adımları var. Hadi ben mutluluğu seçiyorumla olmuyor tabii ki. Ve bunun maalesef hani mutluluğa giden yol gül bahçesi değil. Gayet dikenlerle dolu bir bahçe. Çünkü Banu Hanım'ın dediği farkındalık, ben hep şöyle söylüyorum. Aynaya bakıp yağlarınızı, göbeğinizi, selülitlerinizi bütün sevmediğiniz yanlarınızı görüp onların farkına varmakla başlayan bir süreç. Dolayısıyla bir insan ben asla yalan söylememle değil, sıkıştığımda ben de herkes gibi yalan söyleyebilirim. Tabii canım. Evet. Realist olalım yani. Evet, çok zor durumda kalırsam veya çok büyük bir sınavlarda şey kalırsam tabii ki yapabilirimden geçen bir farkındalık. Evet. Geçen gün tenis oynadım. Çok uzun yıllardır oynamamıştım. Kendimi beğendim. Rüzgar esiyor, terledim. Rengimi beğendim. Kaslı kaslı. Sanıyorum ki Şarapova böyle. Ama nasıl böyle gücüm yerinde, anlatamam size nasıl hissettiğimi. Böyle harikulade bir Yunan heykeli gibi falan algılıyorum. Aynen öyle. Sonra soyunma odasına giderken, duşa giderken kendimi gördüm. O değil. Çok oldum. Ben o kadar başka bir yok, dalga. Yok, Şarapova'ya benziyorsunuz. Rahat ol ya. Hayır, oradaki o kafamdaki ideayla, o hayal şeyle, hissedişle gerçeği, yani gerçeği görüp devam o zaman Perize ya da işte vesaire onu demek istiyorum. Yani gerçeklik. Bir de bir şey burada ekleyeceğim. Çok hoşuma gitti söylediğiniz şeyi zenginleştirecek. Akşam yemek mesela oruçta iftar oluyor ya. İşte bir şey hayal ediyorsun. İşte pide, ne bileyim işte tereyağı sürüyorsun. Değil mi? Bir şey. Onun bir hayali var. Bir de yediğin pide var. Hayaliyle gerçek çok şey. Ve de çok yedikten sonraki anlamda. Evet. Bunlar çok yani, gerçek. Evet. Yani evet. Demek ki hayalleri de çok abartmamak lazım. Daha ayağa yere basan şeyler yapmak. Hissedişlerle gerçekler herhalde, memnuniyet, mutluluk. Onlar değil mi? Evet, işte diyorum ya, hep anlamlar. Aslında hayaller bizi çok hayata bağlayan ve çok yaşam amacı yaptığımız şeyler. Bunlar çok güzel, çok güzel motivasyonlar. Ancak bunların olması ya da olmaması durumuna çok takılmadan sürece takılmak lazım. Mesela reklam süreci. Tadı. Evet. Yani ben buna takılmak zorundayım maalesef. Evet sevgili seyirciler, bu mutlu ve güzel program. Bundan sonra olumsuz bir şey yok ki bence. Evet. Bu mutlu ve güzel programın sonunda mutlu ve güzel bir gün olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ama dediğiniz gibi bu konu epey uzun bir konu. Birkaç program sürer. Artık yavaş yavaş biz bu sezonun sonuna geliyoruz. Dolayısıyla artık önümüzdeki sezona inşallah tekrar bir hazırlanıp yeniden bu konulara bir giriş yaparız. Çünkü bu konuda dert bitmez. Ben söyleyeyim gerçekten. Yani birini çözsek biri olur. Bu konuda öğreneceğimiz çok güzel çok şeyler var. Ama ben şimdi bu 21 gün sistemini uygulayacağım. Peşinizdeyim. Evet. Olmadı yine peşinizdeyim. Kitapta çok güzel ipuçları var. Tamam. Farkındalığın şifresi kitabında. Onu da ben farkındalığın da. Şifresiyle iki gündür hayatın anlamın peşindeyim sevgili seyirciler. Çözünce sizle de paylaşacağım tamam, bunu. Harika. Sevgiler, görüşmek üzere haftaya. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Virgül koyuyoruz. Teşekkür ederiz.